Hi dear friends, welcome to our English lesson. In this video, we are going to revise our first unit and second unit. So let's start with first unit. Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Bu videomuzda sizlerle birinci ve ikinci ünitemiz olan School Life ve Plans ünitelerini tekrar etmek amacıyla soru çözümü yapacağız. Umarım faydalı olur. Birinci sorumuzla başlayalım. Cynthia, her homework now. She, her mother, in the kitchen. Bu soruda gördüğümüz gibi now zaman zarfını görüyoruz. Now zaman zarfı bize hangi zamanı, bu cümlede hangi zamanı kullanacağımıza dair ipucu veriyor. Now zaman zarfını hangi tensimizde kullanıyorduk? Present continuous tense'de, yani şimdiki zamanda kullanıyorduk. O zaman boşluklarda nasıl yapılar arayacağız? Cynthia, she olduğu için is yardımcı fiilini kullanmamız gerekiyor. Ve şimdiki zamanda fiilimize ne getiriyorduk? ing takısını getiriyorduk. Bu ikisini sağlayan bir şık bulmamız gerekiyor. Bakıyorum cümlemiz olumsuzmuş. Yani ne yapmamız gerekiyor? Isn't doing her homework now. Cynthia şu anda ödevini yapmıyor dememiz gerekiyor. B ve D şıklarında isn't doing yapısını görüyoruz. İkinci kısma bakmamız lazım şimdi. She, blah blah, her mother in the kitchen. O ödev yapmıyor, annesine mutfakta yardım ediyor diyeceğim. Yardım ediyor derken nasıl bir yapı kullanıyordum? She is helping demem gerekiyor. Bu da B seçeneğinde gördüğümüz gibi. Cynthia isn't doing her homework now. She is helping her mother in the kitchen olması gerekiyor cümlemizin. İkinci soruya bakıyorum. Bob, blah blah, your mother in the kitchen. Annen mutfakta mı diye sormamız lazım. Nasıl soruyoruz bunu da? Your mother, annen, she olduğu için, yani your mother yerine she zamirini kullanabildiğimiz için soru sorarken de hatırlayalım ne yapıyorduk? O zamana ait yardımcı fiil neyse onu başa alıyorduk. Yine şimdiki zamanda kurulmuş bir cümle. Yani hangi yardımcı fiili başa almam lazım? Bir fiilim olan is'i başa almam lazım. Is your mother in the kitchen şeklinde sorumu sormam lazım. Yine A ve D şıklarında ben aynı yapıları görüyorum. Tom'un cümlesine bakmam lazım şimdi. No, she, hayır değil demek için nasıl bir yapı kullanıyordum? No, she isn't demem gerekiyor. She is sleeping now. O şu anda uyuyor demem gerekiyor. Hangi şıkta var bu cevabımız? Is your mother in the kitchen? No, she isn't. She is sleeping. D seçeneğinde doğru cevabı görüyoruz. Üçüncü soruma bakıyorum. When blah blah the seminar? Seminer ne zaman diye soracağım. Jack de hafta sonu diye cevap verecek. Seminer ne zaman diye nasıl sorarım? Hangi yardımcı fiilimi kullanmam gerekir? The seminar yerine it getirebileceğim için when is the seminar diye sormam lazım. Yani ilk boşluğum is olacak. Hatırlayalım. The weekend, yani hafta sonu kelimesiyle hangi edatımı kullanıyordum? At edatımı kullanıyordum. Yani cevabım D şıkkı olacak. I usually. Usually yapısını gördüm. Ne demekti usually? Genellikle anlamına geliyordu. Bir frequency adverb, yani sıklık zarfımdı ve present, simple present tense'de kullandığım bir sıklık zarfımdı. Yani ben bu cümleyi geniş zamanda kuracağım. I usually feelim go. Hatırlayalım. I, you, we, they özneleriyle her zaman olumlu cümlelerde fiilimizin yalın halini kullanıyorduk. Hatta olumlu, olumsuz, soru bütün cümle türlerinde fiilimizin yalın halini kullanıyorduk. Yani burada ne getirmem gerekiyor buraya? I usually go to bed early şeklinde fiilimi getirmem gerekiyor. A ve D şıklığında benzer kullanımı görüyoruz. İkinci boşluğa bakmam gerekiyor. And I blah blah wake up early. Hatırlayalım. Geniş zamanda olumlu cümlede öznemden hemen sonra ne getirmem lazımdı? Fiilimi getirmem lazımdı. Yani bu boşluğa yazabileceğim herhangi bir yapı yok. Direkt olarak I wake up şeklinde cümlemi kurmam gerekir. O yüzden bu boşluk boş kalacak. Cevabım da A olacak.
I usually go to bed early. Genellikle yatağa erken giderim. And I wake up early. Ve erken kalkarım. Şeklinde cümlemizi çevirebiliriz. I at a homeless shelter as a volunteer in my spare time. Boş zamanlarımda gönüllü olarak evsiz barınaklarında çalışırım diyeceğiz. My spare time, boş zamanlarımda. Yani bu benim için bir alışkanlık, bir rutin olduğu için bu cümlemi hangi zamanda kurmam gerekiyor? Simple present tense'de, geniş zamanda kurmam gerekiyor. Hatırlayalım, geniş zamanda I, you, we, they özneleriyle ne yapıyordum? Fiilimin yalın halini kullanıyordum. O yüzden cevabım work olacak. Is Tim studying a lot? Tim çalışmıyor mu? Çok çalışmıyor mu? Diye sormam gerekiyor. Gördüğümüz gibi sorumuz continuous tense'de, şimdiki zamanda yapılmış bir soru. Emza kullanmışım. Soru sorduğum için izi başa getirmişim. Daha sonra da fiilime ing takısı eklemişim. Benim burada cümleyi tamamlamam için bir zaman zarfı kullanmam gerekiyor. Benim burada arayacağım şey continuous tense'e ait, yani şimdiki zamana ait bir zaman zarfı. Every day, her gün demek, geniş zamanda kullanılan bir zaman zarfıydı. On Saturdays, cumartesi günleri, yine geniş zamanda kullanılan bir zaman zarfı. Once a week, haftada bir kere, yine geniş zamanda kullanılan bir zaman zarfı. Ama nowadays, bugünlerde, son günlerde zaman zarfımı continuous tense, yani şimdiki zamanla kullanıyordum. O yüzden cevabım nowadays olacak. Is Tim studying a lot nowadays? Tim bugünlerde çok çalışmıyor mu? Şeklinde cümlemi kurdum. I often blah blah to bed very early, but today I have some guests. I dinner with them now. İlk cümlemizde gördüğümüz gibi often, yani sıklıkla anlamına gelen sıklık zarfımızı kullanmışız. Bu da hangi zamana ait bir sıklık zarfıydı? Geniş zamana ait sıklık zarfımdı. I often, ben sıklıkla yatağa erken giderim diyeceğiz. Yine I'dan sonra fiilimin birinci halini kullandığım için go yazmam gerekiyor bu kısma. O da A ve D şıklarında var. İkinci boşluğuma bakacağım. But today I have some guests. Ama bugün bazı misafirlerim var. Onlarla şu anda akşam yemeği yiyorum diyeceğim. Yani bu kısmı da şimdiki zamanda kurmam gerekiyor. Öznem I olduğu için am yardımcı fiilimi kullanacağım ve fiilime ing takısı ekleyeceğim. O da nerede var? D şıkkında var. I often go to bed early, but today I have some guests. I am having dinner with them now. Şeklinde cümlemi kurdum. My best friend blah blah reading a lot, so she is very intellectual. En yakın arkadaşım çok fazla okur. O çok entelektüel birisidir diyeceğim. My best friend, en yakın arkadaşım, üçüncü tekil şahısı olduğu için üçüncü tekil şahısa ait kurallara göre cümlemi oluşturacağım. Yani eğer olumlu bir cümle ise fiilime est takısı getireceğim. Olumsuzsa doesn't yardımcı fiilini kullanacağım. Ve soruysa da başa does getirerek sorumu soracağım. My best friend likes reading a lot demem lazım. Bu kurala göre cevabım da A seçeneğinde var. My best friend likes reading a lot, so she is very intellectual şeklinde cümlemi kurdum. I always, yine bir sıklık zarfı görüyoruz. Ben her zaman katılırım. Neye katılırım? In the class activities, sınıf aktivitelerine katılırım. Because I learning new things. Çünkü yeni şeyler öğrenmeyi severim. Şeklinde bir cümle kurmamız gerekiyor. Peki nasıl kuracağız? Hangi kuralları uygulayacağız? Bakalım hep beraber. Öznem I, geniş zamanda I öznesiyle cümle yazmam gerekiyor. Ne yapacağım? Fiilimin yalın halini kullanacağım. Yani participate yazacağım ilk boşluğa. İkinci boşlukta ise yeni şeyler öğrenmeyi severim diyeceğim. Yine Özlem I olduğu için yine fiilimin yalın halini kullanacağım. Yani cevabım I always participate in the class activities because I love learning new things şeklinde olacak. Her zaman sınıf aktivitelerine katılırım çünkü yeni şeyler öğrenmeyi severim demiş olduk. In the Black Sea region, Karadeniz bölgesinde
People blah blah wear a raincoat. İnsanlar yağmurluk giyer. Because it's almost every day. Çünkü hemen hemen her gün yağmur yağar şeklinde bir cümle kurmam gerekiyor. İnsanlar ne diyeceğim burada? Bu genel bir ifade. Yani genellikle olan bir şey olduğu için geniş zamanda kurmam gerekiyor cümlemi. İnsanlar her zaman yağmurluk giyer demem gerekiyor. Yani always yapısını kullanmam gerekiyor. Çünkü hemen hemen her gün yağmur yağar derken de it öznesiyle ne yapıyordum? Eğer olumlu bir cümle kuracaksam ki burada olumlu bir cümle kuracağım. Fiilime es takısı getirmem gerekiyordu. Yani şu şekilde cümlemi kurabilirim. In the Black Sea region, people always wear a raincoat because it rains almost every day şeklinde cümlemi kurdum. Plan rutemize devam ediyoruz. Birinci soruya bakalım. Could somebody answer the call? Birisi aramayı cevaplayabilir mi? Okay, I will get it dememiz gerekiyor. Çünkü hatırlayalım, anlık konuşmalarda, anlık olan olaylarda, anlık verdiğimiz kararlarda ne kullanıyorduk? Will kullanıyorduk. I will get it. Doğru cevabımız olacak. I promise I blah blah you do your homework tomorrow. Söz veriyorum, yarın ödevini yapmana yardım edeceğim. I promise, I think, I hope, I believe gibi yapılar hatırlayalım. Hangi yapıyla kullanılıyordu? Will yapısıyla kullanılıyordu. O yüzden de burada will olan seçeneğimizi arayacağız. I will help you do your homework tomorrow dememiz gerekiyor. I'm sorry but I can't go out with you because I blah blah to the theater with my aunt tonight. Üzgünüm ama seninle bu gece dışarı çıkamam. Çünkü halamla teyzemle beraber bu gece tiyatroya gideceğim diyeceğiz. Gideceğim demek için gördüğünüz gibi planlanmış bir aktivite. Planlanmış aktivitelerle future tense'e ne kullanıyordum? Be going to yapısını kullanıyordum. Ama aynı zamanda planlamış olduğum aktivitelerimden, planladığım eylemlerimden bahsederken de ne kullanabiliyordum? Present continuous tense'i future meaning'de yani gelecek zaman anlamında kullanabiliyordum. O yüzden buraya I am going to the theater with my aunt tonight yazabilirim. Çünkü present continuous tense'i şimdiki zamanla gelecek zaman anlamında da kullanabiliyordum planlı olan eylemlerde. We blah blah on a trip to Bolu next week with our classmates. We are going to meet at 7 o'clock at the bus stop. Haftaya sınıf arkadaşlarımla beraber Bolu'ya geziye gideceğiz diyeceğim. Yine planlanmış bir aktiviteden bahsediyorum. Ya be going to kullanmam gerekiyor ya da present continuous tense kullanmam gerekiyor. Bakıyorum we ile are. We fiilini kullanmam gerekiyor zaten. Burada is var o yüzden bu seçenek olmaz. Present tense zaten kullanamam cümlede. Going to yapısını tek başına kullanamam. Bir be fiil olması lazımdı önünde. Ama are going gideceğiz şeklindeki yapımızı kullanabilirim. Yine continuous tense kullanarak future gelecek zaman anlamı vermiş olduk. We are going on a trip to Bolu next week with our classmates. We are going to meet at 7 o'clock at the bus stop. Haftaya sınıf arkadaşımla beraber Bolu'ya geziye gidiyoruz. Saat 7'de otobüs durağında buluşacağız demiş oldum. İkinci tarafta da gördüğümüz gibi be going to yapısını kullanmış. When does the bus arrive? Otobüs saat kaçta varacak şeklinde bir soru sormuşuz. Hatırlayalım. Film seansları, otobüs, tren kalkış ve varış saatleri, ders başlangıç ve bitiş saatleri gibi belirli bir süre içerisinde düzenli olarak devam eden planlı ve programlı durumlardan bahsederken simple present tense gelecek zaman anlamı katmak için kullanılıyordu. Burada da buna bir örneğimiz var. When does the bus arrive? Burada present tense'te cümle kurmuş ama aslında yine bir future, gelecek zaman anlamı katmış cümleye. Otobüsün ne zaman varacağını soruyor. Yine cevabımız da present tense'te olacak. Yani yapı olarak present tense'te olacak. Anlam olarak da gelecek zamanı anlatacak. Ne diyeceğim yani? The bus arrives at 5 o'clock. Otobüs saat 5'te varacak diyeceğim. Where is Dean? Dean nerede diye sormuşum. Zaten şu andan bahsediyorum. Yani anlık bir durumdan bahsediyorum. Dean nerede diye sormuşum. Arkadaşlarıyla buluşacak diyeceğim. O anda, o an esnasında olan bir konuşma olduğu için be going to kullanamayacağıma göre ne kullanacağım? Will kullanacağım. He will be meet his friends. Arkadaşlarıyla buluşacak demiş oldum. What are your career plans? Kariyer planların nelerdir? I don't know now, but maybe
blah blah abroad and work there. Bilmiyorum ama belki. Zaten perhaps, maybe, belki, muhtemelen, I promise, I believe, I think gibi yapılarda ne kullanıyordum? Will yardımcı fiilimi kullanıyordum. Ne diyeceğim burada da? I will go abroad and work there. Şu an bilmiyorum ama belki yurt dışına gider ve orada yurt dışına gideceğim ve orada çalışacağım demiş olduk. Don't call a taxi. Taksi çağırma. I blah blah you to the train station. Seni tren istasyonuna götüreceğim diyeceğiz. Yine anlık bir olay gördüğümüz gibi o anda yapılan bir konuşma olduğu için ne kullanmam lazım? Gerek zaman anlatmak için will yapısını kullanmam lazım. I will drive you to the train station. I don't think you blah blah problems in London. Londra'da sorun yaşayacağını sanmıyorum dedim. Yine kendimizce bir tahminde bulunduğumuz için herhangi bir kanıtımız olmadığı için ne kullanmam gerekiyor? Will kullanmam gerekiyor. I don't think you will have problems in London. Burak is a hardworking student. Burak çalışkan bir öğrencidir. I am sure, ben eminim ki, he blah blah his test tomorrow, yarınki testini geçecek. Yine kendimizce bir tahminde bulunduğumuz için ne kullanmam gerekiyor? Will kullanmam gerekiyor. He will pass his test tomorrow. Okay friends, this is the end of this video. See you next videos. Take care.